Merhaba herkese dostlar. Renklerle mutlu olduğum örgü atölyeme hoş geldiniz. Bugün sizlerle hırka, yelek, çanta, battaniye gibi birçok projemde kullandığım bu sevimli yapımı son derece keyifli ve kolay çiçeklerin modelini paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda da bu proje artan iplerinizi de değerlendirebileceğiniz bir proje olacaktır. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Tığ numaram 3,5 milim. İpim ise %50 koton. Sihirli halka yaparak örgüme başlayacağım. Sihirli halkayı ben şu şekilde yapıyorum. İpi parmağıma doladıktan sonra tığımla aradan geçiriyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde sihirli halkamı oluşturuyorum. Şimdi çiçeğimizin göbek kısmını oluşturmak için 12 tane sihirli halkanın içine 12 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. sık iğnemi yaptım. Şöyle ipi göbek kısmını minimum seviyede kapatana kadar çekiyorum. Halkamı küçültüyorum. İlk yapmış olduğum sık iğnenin içine batıyorum. Ve ipimi de arkadan yürüteceğim için şu ipimi de şöyle tığın üzerine doluyorum ve kaydırma yapıyorum. Göbek kısmı hazır. 4 adet zincir çekiyorum. Şimdi bir sonraki ilmeğin içine yan yana 3 tane üçlü trabzan yapacağım. Tığımın üzerine 2 kere doluyorum. Bir sonraki ilmeğin içine batıyorum. 1 2 3 kere de yukarı çıkıyorum. Tekrar 2 kere doluyorum tığımın üzerine. Aynı yere, aynı batmış olduğum ilmeğin içine bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine 2 kere doluyorum. Yine aynı yuvaya, daha önce batmış olduğum yere batıyorum ve üçüncü üçlü trabzanımı yapıyorum. 4 adet zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğin içine batıyorum. Tığımı da, ipliğimi de bu arada yürütüyorum arkadan. Kaydırma yapıyorum. Çiçeğimin ilk yaprağı bu şekilde hazır. Tekrar ikinci yaprak için 4 adet zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine 2 kere doluyorum. Bir sonraki yuvanın içine batıyorum ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 kere de yukarı çıkıyorum. 2 kere doluyorum. Aynı yuvanın içine batıyorum. 1 2 3 kere de yukarı çıkıyorum. Şimdi üçüncüyü yapacağım. Yine 2 kere tığımın üzerine doladım. 1
2, 3 kere de yukarı çıkıyorum. 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğin içine, yuvanın içine batıyorum. Ve bu noktaya kaydırma yapıyorum. İkinci yaprağım da hazır. Yani şöyle yapıyoruz. Kısaca belirtmek gerekirse, ilk başta 4 tane zincir çekiyoruz. Sonra bir sonraki ilmeğin içine yan yana 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Arkasından 4 zincir daha çekiyoruz. Bir sonraki ilmeğin içine kaydırma suretiyle tutturuyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Toplam 6 yaprağımız olacak. Ben devam ediyorum. Son yaprağı da birlikte yapalım. Son yaprağa geldim. 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın üzerine 2 kere doluyorum. Bir sonraki ilmeğin içine batıyorum. 1, 2, 3 kere de yukarı çıkıyorum. 2 kere doluyorum. Aynı yere, aynı yuvaya batıyorum. 1, 2, 3 kere de yukarı çıkıyorum. Tekrar 2 kere doluyorum. Aynı yuvaya batıyorum. 1, 2, 3 kere de yukarı çıkıyorum. Yani aynı ilmeğin içine yan yana 3 tane üçlü trabzan yapmış oluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve şu noktaya, başlamış olduğum noktaya kaydırma suretiyle kilitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum, sık olsun. İpimi biraz uzun bırakıyorum. Çünkü bu noktada dikebilirim de. Herhangi bir battaniyeye, bir hırkaya bir şeye tutturabilirim. Evet, 6 yapraklı çiçeğim hazır. Gördüğünüz gibi örmesi çok kolay ve keyifli. Sizlere de keyifli örmeler diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.